Xcape severler. Bu dersimizde Xcape ile fotoğrafları kullanarak vektörel çizimler oluşturmayı öğreneceğiz. Daha önceki derslerde hatırlarsanız e, fotoğrafları veya resimleri kullanarak otomatik bir şekilde bunları vektörlere dönüştürmeyi öğrenmiştik. Şimdi ise bir fotoğrafımızı arka plan olarak kullanacağız ve üzerine Bezier eğrileriyle çizim yapacağız ve onları renklendireceğiz. Şimdi dersimize geçmeden önce mutlaka projenizi bir kaydedin ben çünkü dersin yarısında çizim yaparken göçmeyle göçme ile karşılaştım. aynı şey sizin başınıza da gelmesin. Şimdi dosyaya geliyorum. Burada belge seçeneklerini açıyorum. Alt kısımda sayfa kenarlarını gösterip kaldırıyorum. Gerek yok arkada. Sonra ardından tekrardan dosyaya geliyoruz. İçi aktar ile fotoğrafımızı içeri aktarıyoruz. Varsayılan ayarları koruyarak tamam diyorum. Evet böyle bir fotoğrafımız var. Birazcık ölçeklendirebiliriz. Ortaya da alabiliriz. Gerçi burada Ctrl e, kontrol 4'e bastığımız zaman merkeze alıyor ama belge kenarlığına göre merkeze alıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu seçelim. E, kontrol shift ve F'ye basarak dolgu ve kontrol aracını açalım. Burada opaklığını birazcık kısalım. Çünkü üzerinde çizim yapacağımız için kalemimizin, çizimimizin hatlarını görelim. Sonra bunu şöyle yaslayalım bakalım. Birazcık yaklaşıyorum şimdi. Beziye aracını aktif hale getiriyorum. Burada bakalım. Değildi kısa yolu. Ben yukarıda açılı yol oluşturmayı tercih ediyorum. Birazcık daha fazla hani tıklamayı gerektiren birazcık daha zahmetli olsa da daha düzgün çizimler yapabiliyorum ben bununla. Tabi sizler hangi araca alışmışsanız onunla da pekala yapabilirsiniz. Ben şimdi ee, örneğin şu kaştan başlayacağım, şuradan bir çizim yapacağım. Bakın, buradan tıklıyorum. E, tabii ki fırçanın hatlarını e, resmi birazcık daha opaklığını azalttığımız için görebiliyoruz. Bakın, ben burada shift'e basarak e, dik köşeler oluşturacağım ama burada biraz böyle aradaki hani düğümleri birazcık daha böyle birbirine yakın tutarak daha e, dik hatlar oluşturabiliyorum. Evet, şimdi ilerleyelim bakalım. Şuraya gelelim. Burada kaşımızın birazcık sanki yükseldiğini görüyoruz. Şuradan da tekrardan aşağıya iniyor. Birazcık daha böyle şurayı alabiliriz. Dilerseniz tabii ki bu ucu tamamen köşeye dönüştürebilirsiniz. Ctrl S ile bol bol kaydedeceğim. Şimdi N'ye basıyoruz ve istersek tabii bunu düzeltebiliriz. Şöyle yakınlaşalım bakalım. Bakın istediğiniz hani uyumlu olmadığını düşündüğünüz yerler varsa oraları da pekala değiştirebilirsiniz. Şuradaki uç bölümde seçip isterseniz bunu köşeye de dönüştürebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmıştır. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar S'ye basalım. Şöyle bir bu bölüme bir tıklayalım. Geriye gidelim. Şimdi ben burada tamamen çizimleri yapacağım. Bunu oldukça hızlı bir şekilde geçeceğim. Dersi çok uzatmamak adına. Evet çizimi kabaca gerçekleştirdim. S'ye basıyorum. Alttaki resmi seçiyorum. Bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyorum. Dolgu araç kutusunu açıp bunun opaklığını artık tamamen artırabiliriz. Yaslayalım şöyle. Şimdi gelelim renklendirme yapmaya. Renklendirme yapmak için şunu yapabiliriz. Örneğin burada gözü seçelim. D'ye basalım. Şurada göz renginden uygun bir numune alabiliriz. Aynı rengi Yerine de uygulamak için S'ye basarız. Diğer gözü seçeriz. D ile bundakini de uygulayabiliriz. Tabi isterseniz sizler alttaki renkleri de kullanabilirsiniz. Ben yani birazcık daha doğal olsun diye buradaki hani yüzden alıyorum renkleri. E şimdi bir bakalım. Kaşlara gelelim. D ile kaşı seçelim. Burada yine daha doğrusu S ile kaşı seçtikten sonra D'ye basalım. Burada bir ton belirleyebiliriz. Bakın hangi pikselin üzerine geldiğinizle ilgili daha açık bir yere gelirseniz çok daha açık tonlarda bir renk yakalarsınız. Çok daha koyu yerlere gelirseniz koyu bir pikseli seçerseniz koyu olur. Ben şöyle açık yerlerden birisinde tutayım. Aynısını bu sefer yine buna da D ile bunu seçerek verebiliriz. Sonra ne yapalım? Dudakları belirleyelim. S basıyorum. Bu arada kontrol ile bol bol bir kaydedelim çünkü göçme durumu olabilir. Burada tutakların renk dediğim gibi yine yoğunluğuna veya açık kısmına göre bir renklendirme yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizindir. E ayrıca saçlara gelelim. Saçları seçelim. Kenara yaklaştığımız zaman seçim birazcık daha kolay olmaktadır. E basalım. çok daha açık yerlerden saçı belirleyebiliriz. Şöyle şuralardan bir yerden biraz önce aslında kaşları da saçlardan belirlediğimi fark ettim şurada zaten aynı tonlarda kaşlar birazcık daha belki açık olabilir diye düşündüm evet şöyle şunu seçelim D ile tekrardan bunu da alıp diğer hani kaşa tanıtalım rengini evet şimdi yüzü seçelim yüzü seçtikten sonra buna da yine bir Ton belirleyebiliriz. Bu iyidir. Bunu en alta atalım. Tekrar S ile seçim yapıp yukarıda katmanı en alta taşıma aracımız vardır. Buna tıklayalım. En alta atalım. Tekrar kaydediyorum. Şöyle saçları seçelim. N'ye basalım. Bu saçları kendi içinde çizdim. Yüzü kendi içinde çizdim. Kapalı dudakları. Sadece iç kısımdaki çizgi bağımsız. Bir de burnakları bağımsız. E şöyle gerçi bunu yapmadan önce bir S'ye basalım. Şu gözleri seçelim. Gözlerin içerisine de beyaz tonlarda bir şey belirleyebiliriz. Evet bunu da seçelim. Aynen buna da şöyle beyaz bir renk verelim. Şimdi saçı seçip neyle? Bunu dilediğiniz gibi artık yüzün üzerine yansıtabilirsiniz. Bakın tabi burada sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yani abartabilirsiniz. Tam olarak... Bu referans resimden faydalanmak istemiyorsanız çok daha farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela örneğin burada dikkat ederseniz kaşın birazcık üzerine almış. Benzetmek açısından kaş üzerine getirebilirsiniz saçı. Ben hızlı bir şekilde şimdi diğer yerlerde yüzün üzerine aktaracağım. Evet bu şekilde belirledim. Sonra S'ye basarak artık tam hatlarıyla bunu bir görelim. Burada başkaca neler yapılabilir derseniz isterseniz çizgi hatlarını birazcık daha hani kalın hale getirebilirsiniz ya da çizgi hatlarını kaybedebilirsiniz. Eğer tasarımlarda uygun olmayan yerler olduğunu düşünüyorsanız mesela gözü seçeriz. Neye basarız? Bakın bu bölümde bir yerde hani bozukluk olduğunu düşünüyorsanız bunları da ayrıca teker teker yine düzeltebilirsiniz. Bakalım Başkaca şu saçların içerisine tekrardan bir çizim yapabiliriz. Örneğin bakın şuradan saçların hatlarını belirlesin istiyoruz. Bunun için şöyle de yapabiliriz. Saçları bir seçelim. Örneğin çok daha açık bir renk belirleyebiliriz saçlara. Şöyle açık rengi belirledikten sonra tekrar bir S'ye basalım. Burada B ile seçim aracını aktif hale getirelim. Bakın şimdi burada saçların içerisine, iç kısmına dalgalar ekleyebilirsiniz. Tercihen kullanılabilecek bir efektir. Evet şöyle bir kaç tane daha ekledim. Tabi dilerseniz tercihinize göre yine bu gözlerin kenarlarında çok ince hatlar oluşturabilirsiniz. Çok daha ince bir hale getirebilirsiniz. Aksaldan hani yaşlı bir ifade verebilir. Şurada kontur stilinden bakın, burada çizginin çok daha ince olmasını sağlayabilirsiniz. Evet, ben böyle kaç tane daha ekledim. Şunu birazcık daha kısa diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım ki değeri böyle olmuyor. Şuraya sıfır sonrasında bir değer girersek çok daha böyle ince bir hale getirebiliriz başkaca neler yapılabilir bakalım e, İsterseniz bunu seçip tamamen bakın e, hani hatlarını çizgi hatlarını kalınlaştırabilirsiniz bakın şöyle kalınlaştırıyorum iyice bakın ne getirdik 2.6 değerine getirdik böyle bir e, çizgi oluşturabilirsiniz. Şurada önceden zannedersem oluşturduklarım kalmış. Bunları silebilirim. Evet bu da bu şekilde belirlenebilir. Dilerseniz bunu tamamen şöyle seçip Ctrl D ile çoğaltıp kenara taşıyabiliriz. Örneğin bunun da düz hatlarını bayağı bir düşürebiliriz. Tercihinize göre tamamını böyle çizgi hatlarını ince bir hale getirebiliriz. Ya da tamamen kapatabiliriz. Bir de kapatılmış bir halde bakalım. Kapatılmış bir halde e, haliyle e, dudağın iç kısmı, e, burun atları belirgin olmayacaktır. Şuradaki burnumuzu seçeriz. Ctrl D ile bunu buraya alırız. Örneğin çizgi atlarını baya bir düşürürüz. Örneğin ne yapalım? 0,05 Bu biraz az oldu. Şöyle 0.250 değerini alırız. Yine aynı şekilde dudağın içini de belirleyebiliriz. Bu da tamamen tercihler size kalmıştır. Yine renklendirmeler size kalmıştır. Sizler de e, bu tür fotoğrafları kullanarak böyle vektörel çizimler yapabilirsiniz. Tabii ki ben ders hazırladığım için oldukça yüzeysel çalışıyorum burada. Hatta başarısız olabilir çizimlerim. Sizler çok daha detay ekleyebilirsiniz. Kirpikleri ekleyebilirsiniz. Diğer çizgileri hatlara belirleyebilirsiniz. Son olarak dışarı nasıl aktarırız derseniz bunların hepsini beraberce seçip ben bunun arka tarafına beyaz bir arka plan ekledim. Ve Ctrl G ile ya da yukarıdaki aracımızla bunu grup haline getiririz. Ben bazı değişiklikler de yaptım bu arada. Hani göz bebeklerini de ekledim. Sonrasında dosyaya geliriz ve dışarı PNG görüntüsü aktar deriz. Burada dışa aktarılacak dizini belirlersiniz. Ardından dışarı aktar dersiniz. Genişlik ve yükseklik de burada vardır. Bunu ayarlamak için yine şu sağ alt köşeden veya tabi istediğiniz köşeden bu büyütüp küçültebilirsiniz. Bu da genişlik ve yükseklik de buna göre değişecektir. Dışarı istediğiniz boyutlarda aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir Inkscape dersinden sonuna gelmiş olduk sonraki Inkscape dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.